Oldu galiba. Evet, oldu aynen. Nasılsınız Pelin Hanım? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım biraz. Sizi gördük daha iyi olduk diyelim. Teşekkürler, aynı şekilde ben de. Bir tane anım var. Bakayım hatırlayacak mısınız maçı? Şu an Galatasaray olan güzel maçtı. Aynen öyle. İmzanız alır mı ilk gördüğün yerde bilete? Güzel, güzel maçtı gerçekten. Evet, maça imzayı attınız. Valla biletime de atarsanız sevinirim. Seve seve. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasıl geçiyor karantina günleriniz? Sıkıldınız mı ince? Sıkıldım ya artık. Artık sıkıldım. Gerçekten. Ne yapıyorsunuz evde? Spora devam mı? Spora devam. Elimizden geldiği kadar. Bir de artık haber çıkacak olan haberleri bekliyoruz. İşte devam mı tamam mı haberlerini. Öyle diyebiliriz. Bir dakika Cansu'ya selam söyleyeyim de başla. Tamam. Bu arada haberler biraz geldi. Ben bir önceki yayında biraz bahsettim ama söylenen şu, ligler bitti. Ligler iptal olacak. Düşme kaldırıldı. Ama tabii şu an bunlar official bilgi değil ama %99 böyle olacak. Ligden düşme kalktı. Birinci lige, yani Süper Lig'e Nesip Aydın çıkacak. KBB'den çıkacak takımda iki grup birincisi ve Albedo arasında belirlenecek ama onun yöntemi şu an belli değil. Ama %99.9 ihtimal bu doğru bilgi. Yani Ankara tarafından geldi diyelim. Doğru bilgiyi gözükenlikler bir şekilde tescil edecek. Ben de öyle duydum ama işte kesin federasyon açıklama yapmadan tam bir şey biz de söyleyemiyoruz. Öyle diyelim. Burada Cansu sürekli merhaba yazıyor. Merhaba dedim, duymadı herhalde. Bana dedi ki eğer merhaba yazmasan turlayacağım falan dedi. O yüzden onun korkusuyla şu an bir daha merhaba dedim. Valla ana kumanda sizde artık Pelin Hanım. Siz açtınız yani. İstediğinizi atabilirsiniz yeniden. Bir şey diyemem artık. Nasıl atılıyor falan onu da çok bilmiyorum açıkçası. Çok çok kızdırırlarsa evet. Üstüne basın hemen, yayından atın değil atsın. Sıkıntı yok yani. Yok ya, problem yok. Yok sağ olsun Cansu'nu da çok seviyoruz. Bana da güzel bir forma gönderdi. 19 Mayıs hediye edeceğiz inşallah. Bir Türk milli takım forması gönderdi. Onu da bir takipçimize hediye edeceğiz. Peki çok sorulmuştur size ama basketbola tanışma hikayenizi rica etsem. Nasıl başladınız? Yani basketbola nasıl başladım? Basketbola zamanında işte okul takımında başladım. Önce tabii ondan öncesinde şöyle bir hikayem var. Space Jam adında bir tane film vardı. Eskiden hatırlar, şimdi yeni jenerasyon hatırladım. Yani bilmiyorlar genellikle, soruyorum sohbetler arasında. Michael Jordan'la Bugs Bunny'nin beraber oynadığı. Aynen animasyon vardı. O zaman onu izlediğimde çok etkilenmiştim. Ve gerçekten bu sporu yapmak istiyorum demiştim. İzler izlemez. Sonrasında başka sporlarda babam yüzücü. Deneyim yani, gitti onunla beraber yüzmeye giderdim. Bir kere voleybol antrenmanına falan katıldım ama sarmadı diyebilirim. Daha sonrasında okul takımında oynamaya başladım. Sonra başlamışım zaten, öyle oldu diyebilirim. Kaç sene oldu Pelin Hanım? Toplam bahsediyor. 15 sene oldu ya. Rahat şu an 15 sene oldu muhtemelen. Yani çok Erkan, daha ilk topu elime aldığım zamandan bahsediyorum. Erkan Metin Hoca bu arada geldi. Merhaba diyor size. Evet. Merhaba Erkan abi. Kaçırdım olsa vallahi kusura bakmasınlar. Peki basketbol size ne kattı? Eğer basketbolcu olmasaydınız hayatınıza ne eksik olurdu? Basketbol bana önceki disiplin kattı. Çünkü ben bir tek basketbol değil, her yetişmekte olan bireyin spor yapması taraftarıyım. Özellikle takım sporları. Hayata insanı hazırlama açısından birçok katkıda bulunuyor. Bunların tabii bence yani her spor disiplin sağlıyor ama takım sporu başka bence. Ben öyle düşünüyorum. Basketbolcu olmasaydım psikolog olabilirdim diye düşünüyorum. Çok. Aynen. Çünkü her şeyin insan psikolojisinden geldiğine inanıyorum. Bilinçaltına inmeden bir insanın küçükken, en doğduğu zamandan bu zamana kadar neler yaşadığını bilmeden bir insanı o yüzden yargılamanın da doğru olduğunu inanmadığım için, hani psikolojide insanın en derinine iniyor.
O yüzden de psikolog olmak isterdim. Sabırla dinliyor musunuz peki Pelin Hanım yerine? Efendim? Sabırla dinler misiniz insanları? Çok zor bir ya meslek. Sabırla, yani yok sabırla saçma sapan konuşulmuyorsa bence herkes dinlenilir yani açıkçası ama öyle diyebilirim açıkçası. Bu arada 10 yıl önce Erkan Hoca'ya bir milli takım kampında bir söz vermişsiniz, hatırlıyor musunuz? Smaç basacağım tabii, hatırlıyorum. Onunla ilgili denemelerim. Yani bir gün gerçekten gerçekleştirmeyi istiyorum. Neden olmasın? Çünkü çok bir dönem çok çalıştığımda çok böyle... Şimdi sonradan tabii öğrendiğim şeyler, çember işte şu kadar geçmen gerekiyor smaç vurman için vesaire. Belki bizim şu an oynadığımız topla basamayabilirim ama o sıçrama olayı üzerine çok fazla yoğunlaştıktan sonra bir senenin sonunda belki bir tenis topuyla falan belki olabilir. Hala düşünüyorum, neden olmasın yani. Zor tabii, çok zor. Kolay bir şey olduğunu inanmıyorum. Bir de onun için farklı teknikler gerekiyor. Yani sıçrama yönelik çok fazla çalışmak gerekiyor. Normal sezonun içinde bunu, bu yüklenmeyi yapamayız. Ama belki bir gün neden olmasın yani. Deneyeceğim yani en azından. Olmasa da deneyeceğim. İnşallah. Aytunç Saygan demiş ki Çağ Koleji'nin efsanesi ilkokul maçlarına tek başına maç alıp götürürdü. O zamanlardan belliydi. Büyük evet, oyuncu olacağını. Çağ Koleji'nde başladım ben basketbolu. Oradaki benim rahmetli antrenörüm Mustafa Barış Yeşilçimen vardı. O beni başlattı. Gerçekten de o zaman bende her zaman çok ayrı bir yeri var Çağ Koleji'nin özellikle. Orada çünkü hep böyle dışarıda da oynardık. Kendi aramızda da oynardık. Güzel bir ortam vardı basketbolun. Orada yani başlamam çok iyi oldu ya bana göre. Her zaman iyi oldu okul takımında başlamak. Çağ Koleji'ndeki ilk... efendim? Bilmiyorum ben size. Çağ Koleji'nde ilk rakip arkadaşım kim demiş de Kübra. Kübra bu arada. Kübra Erat. Kübra o zaman Maraş'ta oynuyordu. Gerçekten de ilk... Yani şu an hala tanıdığım... Ondan en eski olan bir Merve var. Aydın. Merve Aydın da Mersin'deydi. Bir de Kübra var. Çok yaşımız küçükken tanıştığımız. Umut Yaşar bir şey yazmış da siz anlayacaksınız galiba. Oysa herkes öldürür sevdiğini, parantez içinde Çukurova basketbol. Ne bu? Yani sizin için anlamlı bir şey mi dedim ama. Aslında yok. Yani Çukurova'ya biz zaten bir maç kazandık, bir maç kaybettik. Başka bir şey. Peki Erkan Metin Hoca demiş ki Türk basketbolcular arasında en disiplinli, en hırslı oyunculardan biridir. Geldiği yerde tesadüf değildir demiş. Teşekkür ediyorum. Çok. Adana Demirspor taraftarı onun için ne ifade eder? Kemal Eser soruyor. Kuzenim bu arada Kemal abi. Biz dededen Adana Demirsporluyuz bu arada. Dedem Adana Demirspor'da futbolcuydu. Aynen. benim için çok şey ifade ediyor. Kendisi için ne ifade ediyorsa benim için de ifade ediyor. Adana Demirspor'luyuz. Peki... Ormana transferiniz nasıl oldu Orman Spor'a? Orman Spor'a transferim yani zaten çok böyle yaz bitmek üzereydi ben transfer olduğumda. Gerçekten içi transfer olacağım yerde içimin sinmesi çok önemliydi. Ve bana Orman Spor başından sonuna kadar tüm sundukları şeylerle yani bu arada hem maddi olayını geçiyorum, manevi kısmından bahsediyorum. Gerçekten beni çok ya aile ortamı oluyor olması, insanlardan hep o duyduğum çok güzel bir aile ortamı denilmesi benim için çok önemliydi. Böylelikle Orman Spor'a transfer oldum diyebilirim. Peki TC Mehmet GS sormuş. Mersin'den merhaba. Mersinlimizden neden ayrıldı? Bir kırgınlığı var mı Pelin Hanım'a demiş. Yok öyle hiçbir yere hiçbir zaman kırgınlığım olmadı. Sadece profesyonel spor yapıyoruz yani. Bizim de kendi hedeflerimiz var. Bazen oynadığımız takımın o seneki hedefleriyle uyuşmuyor. Bir sene yatırım yapıyor takım, bir sene yatırım yapmıyor. Bunların hepsi bizim hepimize transferlerini etkiliyor. Bu açıdan bakınca aslında bir kırgınlık yani değil. Ben Mersin, anne tarafım benim Mersin'i. Ben Mersin'i de çok seviyorum. Çok da zevkli bir sezon geçirdim Çukurova'da. Böyle diyebilirim. Bu arada Sercan Korda Mersin'de gururla izliyorduk. Keşke gitmeseydi, keşke demiş. O da Mersin'de bir kardeşimiz.
Büşra Akbaş, çok tatlı tanışabilir miyiz diyor size. Büşra, tanışırız Büşra. Büşra benim çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi, zaten herkes biliyor. Tanışırız, ararsın istediği zaman tanışalım. Bu arada Sercan Korda şeyi söylüyor, muazzam mücadele ediyor, takımımıza çok maç aldırdı, kendisiyle gurur duyuyorum diyor. Teşekkürler. Özlemişler siz. Yok pardon. Cansu Hanım, Büşra Hanım özlemiş. Bizle ilgili bir konu yok galiba. Biz devam edelim. Tamam. Onlar sohbet ederler aynen. Biz devam edelim. Tamam. Peki bu sezonu değerlendirir misiniz bize? Nasıl geçti genelinde? Yani o kadar güzel geçti. Kesinlikle güzel geçti. Hiç şüphesiz çok zevkli bir sezondu. Çok güzel vakit geçirdim. Yani her bakımdan gerçekten iyiydi. Takım ortamı çok iyiydi, mutluydum. Bunlar bir oyuncu için, sezon içinde hissedebileceği en güzel şeyler. Ve gerçekten Orman Spor'da bunu ben hissettim yani. Her dakikasında orada oldum her zaman. İyi bir organizasyon. Maçlarda da yani bir kupadan elenmemiz dışında onun haricinde açıkçası her şey çok güzeldi diyebilirim ya. Yani fena da gitmiyorduk. Şey sormuşlar, Merve Aydın ve Cansu Köksal gibi yurt dışında oynama düşüncesi var mı? İspanya'ya göre çok yakışır mesela diyorlar. Var, var. Neden olmasın tabii, var. Gitmeyin. Ne olur gitmeyin ya valla. Avrupa tecrübesine farklı bir tecrübe olduğuna inanıyorum. Zaten giden arkadaşlarımız da söylüyorlar bunu her zaman. Diyorlar ki işte... Yani başka bir kültür, başka bir bakış açısı sana kazandırıyor vesaire. Şimdi ben de bu tecrübeyi yaşamak istiyorum yani. Her zaman bir aklımın bir köşesinde vardı ama ne zaman kısmet olur, nasıl kısmet olur hiçbir fikrim yok yani. İnşallah bir gün yani güzel, hedefli bir takımın bir parçası olmak benim için de kendi adıma çok gurur verici olur. Peki inşallah diyelim. Bu sezon sizi en çok zorlayan maç hangisi oldu? Fener maçıdır. İçerideki mi? İçerideki Fener maçı. Ya dışarıdaki Fener maçı zaten öyle bir çıkmıştık ki zaten 4 maçın 5 maçın artık sonunda 5 kişiyle oynamaktan dilimiz dışarıda çıkmıştık. Ve kazanıp kaybetmek de orada çok bir şey ifade etmiyordu biz için ligdeki sıralamamız açısından o zaman. İlk maç gerçekten kaybettik ama çok zordu. Ondan sonra tabii Galatasaray maçı diyebilirim. Zaten bu iki maç diyebilirim özellikle. Umut Yaşar şeyi sormuş Pelin Hanım. Demiş ki Ceyhun Hoca ve Halil Demirbilek hocalar üzerindeki etkisi nedir? Yani Halil abi beni BOTAŞ'a getiren kişidir. Halil Demirbilek. Beni başlatan kişidir BOTAŞ'ta. Onun emeği gerçekten bende çoktur. Ceyhun abi de benim hayatımın verdiği kararla benim kariyerimin değiştirmesine, yani ben çok 2 numara oynuyordum sürekli. 1 numaraya çekerek benim kariyerimi değiştiren koçtur. Benim için de ikisinin değeri çok ayrı. Peki bu sene oynadığınız maçlar içerisinde sizin en beğendiğiniz oyuncu hangisi oldu? Belki daha önce oynamadıklarınızdan söyleyebilirsiniz isterseniz. Ya bu sene en beğendiğiniz oyuncu mu? Rakip oyunculardan sizin kendi pozisyonunuzda kimi beğendiniz? Benim kendi pozisyonumda mı? Gerçi evet. Onu da tuttum ama Fener maçlarında ben tuttum. Benim pozisyonumda sayılıyorsa Alina ama yani... Aslında şimdi şöyle, biz artık basketbolda 1 numara, 2 numara, 3 numara ayrımını çok fazla yapmıyoruz gibi bir şey. Evet. Şimdi böyle olursa 3-5 tane oyuncu çok rahatsız ederim. Bunların başına benim için Alina geliyor. Courtney Williams bence gerçekten çok iyi performans ortaya koydu. Onun haricinde düşünüyorum kısa olarak. Yani şu an aklıma ilk ikisi geldi belki ligin. Bence çok ciddi sorumluluklar aldılar takımda. Alina ile zaten oynama fırsatı bulmuştum. Nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bu sene de Courtney ile çoğu defa kapışma kısmında vardı. Yani ne olursa olsun çok ilginç, enerjisi bitmeyen değişik bir oyuncu yani o da. Çok atletik, feci atletik. Çok uzun zamandır gördüğüm kadınlar arasında çok fazla, en çok sıçrayan oyunculardan bir tanesi. Yani bayağı yükseliyor zaten. Yaptığı blokları falan da görmüşsünüzdür siz de. İkisi diyebilirim ya. İkisi gerçekten iyiydi bence. Ümit abi niye güldüğünü biliyorum. Konuşacağız yayından sonra. Peki devam ediyorum. Forma numaranızın özel bir anlamı var mı sizin için? Ya beni basketbola başlatan antrenörüm bana uğurlu geleceğini söylemişti.
benim için çok değerli bir insandı kendisi. O yüzden benim için çok formamın işte 9 numara olmasının sebebi o. Yeri de ayrı diyebilirim. Kazım Demirci bu arada çok yazdı, ayıp olmasın okuyayım. Pelin merhaba, selamlar demiş. Kazım abi selamlar. Kazım abi Fenerbahçe'de görevli bir abimiz, sahalardan falan. Merhaba Kazım. Yazın bu arada maç yapmışsınız. Çukurova'yı destekliler diye anneanneniz çok kızmış. Tribündekilere. Var mı öyle bir şey? Olabilir. Anneannem Mersin'de bütün maçta hiçbir maçımızı kaçırmıyor. Geliyorlar anneannemler, teyzemler. Kızabilir yani, normal. Anneanneme bence çok bulaşmayın. Ellerinden öpüyoruz o zaman. Geçeyim ben hemen. Peki lakabınız var mı? Yok. Kesin mi? Valla yok yani. Herkes ismimle. Yabancısı da Türk'ü de ismimle sesleniyor bana. Bakalım. Ben bir arası böyle birkaç bir şey yazmıştım ama kızmadınız değil mi ona? Lakap olarak. Ay yok ya, yok. Yani bir sürü insan bir sürü farklı kendi gönüllerinden geçen şeyleri söylüyorlar. Bunlara yani kızmaya gerek yok, öyle şeyler hiç olmadı ben. Tamam o zaman hiç söylemeyeyim. Ben toteminizi sorayım. Totemi mi? Ben yok, evet. Toteme çok inanan bir insan değilim. Çünkü bence bu işin içinden girdiniz mi çıkamıyorsunuz yani. Bir maçta kazanınca veya çok iyi oynayınca sürekli onun peşine düşmek insana psikolojik anlamda çok yoruyor. Yani ben daha çok işte stres azaltmaya çalışıyorum kendi içimde. Biraz daha rahat olmaya çalışıyorum. Onun haricinde özellikle şunu yapayım, işte şu tokam olsun, bu ayakkabıyla çıkıyorum falan, hiç öyle şeylerim yoktur. Uslu Gülder bu arada, o da çok iyi bir Kayseri taraftarı. Hayırlı akşamlar, yüreği güzel Pelin Hanım demiş. Hayırlı akşamlar, teşekkürler. Peki bu sene hangi ayakkabıyı giyiyorsunuz? Antetokounmpo'ları giyiyorum. Çok da beğendim. Çok rahat ettim. Tabii şöyle kendi tabanlığımı kullanıyorum ama hafiflik açısından falan beni bayağı rahat ettirdi. Bayağıdır giydiğim en iyi ayakkabı serisi, çünkü bütün renklerini hemen hemen aldım yani. Çıkar çıkmaz. Çünkü 40 numara çok bulunmuyor. Hemen bitmeden alayım dedim. Aldım yani. Öyle oldu diyebiliriz. Köpeğiniz alıyor galiba. Aynen, köpek aldım. Peki takımda en iyi anlaştığınız arkadaşınız kim diye sorayım. Takımda Nilay ablayla çok fazla paylaşım vardı. Ben Nilay ablayı çok yani 10 sene önceden tanıyorum. İlk A takıma çıktığım sene Nilay abla vardı. BOTAŞ'tayken, daha ben BOTAŞ'ta oynamıyorken. Şimdi tekrar beraber oynama fırsatı bulduğum için şanslıyım. Şimdi daha iyi anlayabiliyorum çünkü anlattıklarını. Nilay abla diyebilirim. Nilay ablayla çok fazla paylaşımımız vardı yani. Sağ içinde de sağ dışında da bu bakımdan. Eskiden beri tanıdığım için öyle. Gül Özbay da bana da selam söyle diyor. Size söyleyebilir misiniz? Söyleyeyim. Herkese selamlar. Işıklı soru ışık demiş. Peki setleri hala hatırlıyor musunuz? Pelin Hanım ufak ufak silinmeye başladı mı aklınızdan antrenman yapmadıkça? Bu sene oynadığımız setleri mi? Evet. Hatırlıyorum. Tabii hatırlamaz olur muyum? Hatırlıyorum. Unutma. Genelde şunu söylüyorum. Bir kere oynasak hatırlarım diyorlar. Yani yok, unutmaya başladım tabii. Ama hatırlıyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı hatırlıyorum. Bir kısmı gitti, bir kısmı var. Öyle diyeyim yani. Tamam. Peki güzel bir soru sormuşlar. Kim sormuş söyleyeyim onu da. Ömer Yılmaz sanırım ismi. Kısaltma olduğu için arkadaşlar isimlerinizi anlayamayabiliyorum. Yanlış söylersem kusura bakmayın lütfen. Bu soruyu başka bir oyuncu daha sormuşlardı. Yani bir oyuncunun mutlaka çok küçükken keşfedilmesi gerekiyor mu? Yani mesela bir oyuncu çok yetenekli, lise sonunda da keşfedilebilir mi? Sizce en son yaş kaç olması lazım basketbola başlaması için? İyi bir fundamental olmak için. Çok gecikmemiş olması gerekiyor ama yanlış hatırlamıyorsam yıllar önce ya Ersan İlyasova'ydı sanırım. Çok geç başlayan, lisede başlayan basketbolcu. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yanlış olmasın tabii. Yani bunun demek ki eğer o Ersan lisede başladıysa eğer NBA'ye kadar gittiyse bu hikaye, bunun sonu yok yani. Yani bir insanın çalışma azmiyle de orantılı. Tabii yani 30'unda başlayıp olamazsın. 20-25'inde başlayıp olmak çok zor. Ama ne kadar erken başlarsan o kadar avantajlısın yani. Ben
onu biliyorum, ondan eminim yani. 9'unda, 9 yaşta, 8 yaşta bile başlasan da avantajlısın. 12 yaşta bak başlayan oyuncuya göre bana. Peki Pelin Hanım, sezon başı Çukurova'nın biraz en azından görünüşte hedef küçültmesi sizin Orman'a transfer olmanızda etkili oldu mu? Orman'ın daha büyük hedeflere oynaması. Yok, biraz daha yok Çukurova'yla zaten öyle bir öyle bir durum değildi. Çukurova'nın stratejisi belliydi zaten. Genellikle daha çok oynamamış genç oyuncuları alıp onların yanına iyi yabancılar donatıp bir takım kurmayı düşünüyordu zaten. Yani bunun yok, Çukurova ile alakası yok. Çukurova'nın hedefi farklıydı yani. Benim de yaşım genç değil artık. Öyle olacağına inandığım için baştan zaten belliydi onların yapılanması. Ona göre biz de ayak uydurduk diyebilirim. Peki milli takımdaki guard arkadaşınız soruyorlar ısrarla, ama soracağım, Işıl Ağabey'in hakkında ne düşünüyor diye soruyorlar. Ya, yani Işıl'ı izleyen insanların zaten yani ne düşünebilirim ki Işıl hakkında? Işıl zaten çok tecrübeli. Yani hepimizin büyüğü, milli takımdaki kaptanımız sonuç olarak. Yani hani ne diyebileceğimi bilmiyorum zaten. Sizin için neyse milli takım kaptanı, işte takımdaki gerçekten en çok sorumluluk alan oyuncu. Liderlik vasfı yüksek. Öyle diyebilirim yani. Peki Selma Erat Olgaç sormuş. Demiş ki size, milli takımımızı hangi seviyede görüyorsunuz? Milli takımımızın orta vadede başarı hedefi ne olmalı sizce? Şimdi milli takım bir kabuk değiştirme dönemine girdi. Önce bunu bir bence herkesin bilmesi lazım. Bir şeylerde çok çabuk kolay bir şekilde yapılanma olmuyor. Yavaş yavaş. Yani şimdi milli takımda oynayan oyuncuların önce kulüplerinde sorumluluk alan oyunculara dönüşmesi lazım. Bunların hepsi birer faktör. Bir sürü faktör var. Bunları gerçekleştirdikten sonra o takımda sorumluluk alan oyuncuların milli takımda belli bir tecrübeye geldikten sonra gösterecekleri başarıları veya başarısızlıkları kıyaslamak lazım bana göre önce. Şimdi biz daha bu aşamaya tam gelmedik. Biz yavaş yavaş geliyoruz ama. Sadece birazcık zamana ihtiyacımız var. Birkaç sene sonra ben her şeyin çok daha farklı olacağına inanıyorum. Birkaç senedir başarısızlık geliyor olması, bundan sonra bunun böyle devam edeceğine veya biz işte çalışmıyoruz gibi bir şey algılansın istemiyorum. Çünkü hepimiz elimizden geleni yapıyoruz yani. Zaten o formaya giyebilmek için savaşıyoruz. Biliyorsunuz ki elemeler oluyor. Onun haricinde sezon içi bireysel gelişimimizi elimizden geldiği kadar geliştirmeye çalışıyoruz. Oynadığımız takımlarda sorumluluk alabildiğimiz kadar almaya çalışıyoruz. Hepsi milli takımda başarı bunlardan geçiyor. Biz de bunu bu şekilde yapmalıyız ki böyle olmalı diye düşünüyorum. Ondan sonra milli takımdaki belli bir seviyeye geldikten sonra neleri gerçekçi olarak yapabiliriz, neleri yapamayız, ondan sonra öyle konuşulmalı. Ama ben kesinlikle çok daha iyi olacağına inanıyorum. Biz de güveniyoruz size Pelin Hanım. Size bu jenerasyon oyuncu grubuna güveniyoruz. En sevdiğiniz rakamı sormuşlar. Uğur rakamınız var, bunu sorayım ben. 9 seviyorum. Tamam. Peki bu sezon saha içerisinde yaşadığınız böyle komik bir anı var mı takımca? Paylaşır mısınız bizimle varsa? Komik bir anı yok. Biz zaten gülüyorduk bu arada çok fazla. Biz oynarken oyunun içinde gerçekten çok fazla güldüğümüz zaman, özellikle Nilay ablayla ben. Yani hatta Nilay ablanın işi, ya bir de bu kadar gülmeseniz falan diyorduk. Ama eğleniyoruz, ne yapabilirim yani, zaten gülüyorduk. Çok komik olan bir şey hatırlamıyorum ya şu anda. Şu anda aklıma gelmedi yani. Çok öyle maçın içerisinde de bir şey, gülecek bir şey belki denk gelmemişimdir bu sene. Hiç bilmiyorum. Peki iyi bir basketbolcu da olması gereken 3 şey nedir diye sormuşlar. Çalışma isteği. Yani olması gereken şey mi? Doğuştan mı, yoksa yapması gereken şey mi? Yapması gereken bence. Çalışmak, istemek, bir de sabırlı olmak bence. Peki hiç pes ettiniz mi basketbol hayatınızda? Ya bırakayım ben diye düşündüğünüz oldu mu? Ve ne kadar sürdü? Her oyuncu olmuştur. Her oyuncu da olmuştur.
O dönem. Ama o geçici bir dönem. Gerçekten ya çok defa yaşadım bunu altyapılarda. Ama hiçbirinde bırakmadım yani. Güzel bir soru geldi. Nilay abla gibi, Sercan soruyor. Nilay abla gibi büyük bir kaptanla oynamak nasıl bir duygu? Size neler katıyor Pelin Hanım? Nilay abla her şeyden önce bana sağ görüşümün bir tık daha ilerlemesini sağladı. Çünkü kendisinin doğuştan inanılmaz bir sağ görüşüne sahip olduğu için tabii çok da tecrübeli. Neyin nasıl olacağını birkaç hamle önceden biliyor bazen. Gerçekten bana anlatıyor veya açıları anlatıyor. Bu açıdan bu pas daha rahat gider. Ya burada işte burada durursan kesin ben oraya atacağım veya işte iletişimi o kadar iyi iletişimim var ki oyuncularla. İşte sağ kaşımı kaldırsam sen kat et atıyorum. Sol kaşımı kaldırsam sen kat et gibi. Bunların hepsini tabii gard için çok önemli şeyler bunlar. Ben de Nilay abladan bunları elimden geldiği kadar öğrenmeye çalıştım diyebilirim. Peki güzel bir soru Umut Yaşar sormuş. Son Litvanya maçıydı galiba değil mi bakalım? Litvanya maçında Mersin'le atmosferini nasıl buldunuz? Yıktılar galiba değil mi salonu? Mükemmeldi. Yani ben zaten Çukurova'da oynarken biz final serisinde de 7000 kişi falan vardı. Fener'le final serisi oynadığımızda. O zaman görmüştüm. Çok kalabalıktı yani. Ondan sonra bir de milli takımda çok daha kalabalıktı. Bence inanılmaz bir atmosferdi. Yani umarım herkes hayatında bir kere olsa da öyle bir atmosferde oynamak kısmet olur. Tabii milli takım formasını giymek de öyle bir öyle bir kalabalığın içinde çok daha gurur vericiydi. Çok güzeldi ya atmosfer gerçekten. Pelin Hanım, Umut Yaşar demiş ki geçen sene Alina Yagupova kalsaydı Çukurova final serisinin hikayesi farklı olur muydu? Ya olabilirdi ama oynanmadan bilemeyeceğiz hiçbir zaman yani. Şimdi ben ne desem de bir şey bir anlam ifade etmeyecek. Bakalım. Vallahi yıktık salonu diyor Mersinliler. Haberiniz olsun hemşerilerimiz. Evet evet. Gerçekten öyle. Peki sizin kariyer maçınızı sorsam hangisini söylersiniz? Kariyer maçı demekten kastınız. Ya şöyle şu olabilir. Yani mesela sonunda kupa kazandığınız bir maçı da söyleyebilirsiniz. Ya da sonucunda kendi bireysel performansınızla rakamlarınızın çok yüksek olduğu bir maçı da söyleyebilirsiniz. Anlam olarak. Vallahi şu an yani öyle bir maç yok diyebilirim yani. Yani böyle ben zaten şöyle yani oynayıp ve bitiyor benim için. Yani bu final de olsa, yarı final de olsa, çeyrek final de olsa hep önüme bakıyorum. Çok kısa sürüyor yani. Hani bunlar çok basketbol öyle bir şey ki maçlar geçici yani. Bir maç oynuyorsun bitiyor hemen diğer maça bakmak zorundasın yani. O yüzden ben de eminim yani iyi oynadığım maçlar da olmuştur. Kötü oynadığım maçlar da olmuştur. Hemen hepsini kapatıp devam ettim yani. O yüzden şu maçta şöyleydi acayipti falan diyemem yani. İnşallah bir daha böyle bir gün program yapmak nasip olur. O zaman da sizle şeyi konuşuruz ya. Milli takımda inşallah Avrupa Kupası'nda belki Avrupa Şampiyonası'nda final oynadık falan. İnşallah. Böyle güzel bir anımız olur inşallah. İnşallah. Peki iki soru var güzel arka arka onları sorayım. Nasfidan diyor ki top çaldıktan sonra kesin gelecek dediğimiz o üçlüklerin sırrı nedir? İvme. Momentum. İvmeleniyorsun çünkü. Gaz yani. Gaz veriyorsun takıma. Çalıyorsun. Geliyor. O da atıyor zaten pası verdiğini. O Galatasaray maçında değil mi? Makulay'dan kaptınız son dakikada. Yanlış hatırlamıyorsam. Makulay bloğa koştu. Yok ben onu hatırlıyorum. Kimden yani... çaldığımı değil de yanında kim geldiğini daha iyi hatırlıyorum. Peki. Kendisini bir numara oynarken mi, iki numara oynarken mi daha iyi hissediyor? Vallahi ikisini de iyi hissediyorum ya. Şey sormuşlar, bu sezon en üzüldüğünüz maç ama galiba söylediğiniz kupadaki herhalde şey maçı. Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçı, aynen. Tartışılmaz yani. Vallahi o kadar çok soru sorar ki kendi sorularımı artık soramıyorum. Ha güzel bir soru. Kemal Eşer demiş ki sakatlıktan dolayı kaçırdığı ve üzüldüğü bir maç oldu mu? Oldu. Bundan 5 sene... Belki 6 sene önce Avrupa Şampiyonası'na gidecektim milli takımla. Bir gün kala milli takımda ayağımı burktum hazırlık maçında. Yani gideceğim varsa da gidemedim.
Ona çok üzülmüştüm. O kötüydü. Büşra Yüksel de geldi bu arada. Aşağıda Canan Karsavran da geldi. Şeyi kurdular artık onlar. Görüyorum. Şansıyla üçünü. Görüyorum. Saat kuracaktım unuttum diyor. Canan'ın bunun intikamı çok acı olacak. Evet. Peki sizde iz bırakan koçları sayabilir misiniz Pelin Hanım? Ya her koç mutlaka her oyuncuda iz bırakır bu arada. İyi iz de bırakır, kötü iz de bırakır. O yüzden mutlaka her koçta yani bir iz bırakmıştır bende mutlaka. Soru sormadım, zorla selam verdirdim diyor Cansu Yetiş. Size şey yaptılar, ne sordum biz yok kendi. O da diyor ki soru sormadım, zorla kendime selam verdirdim diye. Zorla olur mu ya Cansu? Ayıp ediyorsun. Peki yaşadığınız en kötü sakatlık hangisi ve nasıl döndünüz geriye? O bilek burkulması ya muhtemelen benim için. O Avrupa Şampiyonası'nda az önce söyledim ama o bilek burkulması. Yani nasıl dön? Her sakatlıktan gelen oyuncu gibi çalışarak zaten. Yani tedaviye giderek, çalışarak. Bakalım. Eyvah Canan'ına geldi. Tamam da bir şey soruları da bulamayız. Ha, basketbolun telefon numarası olsaydı rehberinize ne diye kaydederdiniz? Çok değişik bir soru. Herkes enteresan cevaplar veriyor buna. Basketbol. Her şeyi bir şey kaydederdim herhalde. Ne? Çok özür dilerim. Her şeyim diye kaydederdim herhalde basketbol. Evet. Güzel. Eski takımlarınızdan birine dönmek ister mi diye bir soru var. Onu geçiyorum. Sormayın aynen. Onu. Neyse. O konuda ben bir şey söylemek istiyorum da yutuyorum. Sonra sizin olmadığınız bir yerde söylerim. Allah'ın da bir adaleti vardır diyeyim. Başka bir şey demiyorum. Son saniye basketinizde hiç maç çevirdiniz mi? Hatırlıyor musunuz? Attım ve kazandık. Kaybediyordunuz, siz attınız, siz kazandınız. İki defa oldu hayatımda. Biri altyapıdayken oldu. Hı hı. Bu arada pası veren de Cansu'ydu. Cansu. Onlar, aynen. O başladı. Onun vallahi hatırlıyorum. Bir altyapıdayken öyle bir maçım oldu. Son saniye üçlü atmıştım. Bir de Botaş'ta oynadığım senede Edirne ile oynadığımızda sonucum bizdeydi, attım. Bir sayıyla kazandık işte. Öyle yani, iki defa güzeldi. Peki biraz böyle şey bir soru olacak ama Vedat Akçal sormuş. Sizin ilk beşiniz kim? Yani siz koç olsaydınız ilk beşinizi kimle kurardınız? İsterseniz ormandan kimseye söylemeyebilirsiniz. Hani takım arkadaşlarına. Yok, bu çok ucu. Yani bu şu an oynayan mı, geçmişten bu yana mı? Geçen gün bir röportajda da aynı soru geldi. Yani Kortlu Van der Sulut'u koyarım. Bir numaraya. İki numaraya Ali Nay'ı koyarım. Üç numaraya işte Alba Torrens'i koyarım. Maya Mur'u koyarım. Dört numaraya yani Nevriye ablayı koyabilirim. Verem Enka'yı koyabilirim. Beş numaraya Sylvia Fols'u koyabilirim. Bitney Griner'ı koyabilirim. Yani bu böyle. Teşekkür ederim. Peki basketboldan kazandığınız ilk parayla ne aldığınızı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Saat aldım. Duruyor mu peki hala? Duruyor. Bu arada Umut Yaşar şey sormuş. Bir oturuşta kaç lahmacun yer? Herkese soruyor bunu. Merak ettim ben de size soruyorum. Şu an iki. Eskiden olsa daha fazla olabilirdi ama şu an iki tane yerim herhalde. Peki. Sizin peki yaşamaktan en çok keyif aldığınız il hangisi? Hangi şehir daha doğrusu? Ya bilmiyorum. Çok zor bir soru. Ben Mersin'de çok güzeldi. Ben Ankara'yı da çok sevdim. Yani zaten onun bir İstanbul'da yani biraz daha zor. Hayat daha zor olduğu için. Şimdi bu Ankara'da da kolaydı. Çok zor bir soru benim için. Yani her yeri İstanbul'un da Ankara'nın da Mersin'in de zaten adım alayım. Yerleri çok ayrı benim için. Tamam. O zaman sonraki soruyu soruyorum. Sizin basketbol oynamaktan en çok keyif aldığınız salon hangisi? Eskiden Adana'da Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu vardı. Eski zamanlarda. Oradan çok keyif alıyordum. Orada bence çok salonun konumu olsun, yeri olsun çok güzeldi bence. Peki sizce ligdeki en zor deplasman hangisi Süper Lig'deki? Bu sene Elazığ'ydı ben. Şüphesiz yani ben.
hadi şimdi yarıda gidemeyenler gidemedi ama Elazığ'daki taraftar ben hiçbir yerde görmedim. Depremden dolayı Ankara'ya taşınınca çok yara aldı takımda. Eğer tabii, çok normal. Şimdi. Çok normal. Çok normal yani. Yani ben deplasmanda Fener'i falan yenmelerine şaşırmadım. Çünkü inanılmaz bir taraftar baskısı. İyiler. Gerçekten. Peki dövmeleriniz bayağı var sizin. Onların anlamlarını rica etsem. Ben en anlamlı olanları. Hep dövme var. Annemle ilgili var burada. Hep kendi köpeğimin var. Köpek balığımın var. Yani burada hepsi çok var ya. Hangi birini söyleyeceğim ki? Burada çok bir tane, var yani. Bir tane. Pera var. Köpeğim. Burada köpek balığım var. Bir tane beslediğim. Öyle diyebilirim. Burada benim basketbol oynatan kişinin imzası var. Yani böyle. Peki, teşekkür ederim. O zaman en sevdiğiniz yemeği rica edeceğim. Abi bu çok... Ya ben bir sürü yemek seviyorum. Makarnayı çok severim. İşte kısır severim. Bu arada Cansu yazıyor da Always atlamadım Cansu. Bu da evet bizim ya yakın arkadaşlar olarak yaptırdığımız bir dövmemiz de. Onu fotoğraf alabilir herhalde. Bırak, aynen o, ben biliyorum. Hemen gözüm hiçbir şeye takılmıyor. Ayağı atlamasana falan yazıyor zaten. Tamam. Peki makarna mı en sevdiğiniz yemek o zaman? Geçeyim. Ya evet, makarna da diyebiliriz aynen. Bir sürü yemek var yani. Tamam. Peki en büyük korkunuz nedir hayatta? Yılandan korkuyorum. Öyle fobi olarak yılan. Hayvan olarak. Onun haricinde çok bir şeyden de yani korkmuyorum. Her şey olacağına varıyor. Hayırlısıysa olsun falan olduğum için daha çok. Peki. Öyle yani. Yusuf hoş geldin diyorum kardeşim. Peki takıntınız var mı Pelin Hanım? Vardır herhalde. Herhalde vardır ya. Yani kimin yok ki bu zamanda takıntısı, insan yok ki zaten. Mutlaka vardır yani benim de takıntılı olduğum. Yani şu an aklıma gelmiyor. Bilmiyorum ama vardır yani elbet. Muhtemelen. Öyle şey, ağız şapırdatması falan vesaire, hani o tarz şeyler insanı rahatsız eden şeyler artık, takıntıdan değil de öyle yani. Peki. Elazığ seyircisi hakkında söylediğiniz güzel sözler için teşekkür etmişler size. Rica ederim. Gökşen Fitil soruyor, Umut Yaşar. Beğeniyor musunuz? Yani Gökşen zaten benim kardeşim gibi. Gökşen'in gerçekten çocukluğunu biliyorum. Küçüklüğünü biliyorum yani. Ben beğeniyorum. Onu da zaten kendisi de biliyor. Yani ona da söylediğim şeyler var. Her zaman daha çok çalışmalısın. Yani hepimizin geçtiği yollar ona da geçecek. Ne kadar... Yani şimdi iyi de gidiyor bence. Ben beğeniyorum ya Gökşen'i. Gökşen bence çok böyle enerjik, sahaya gerçekten elinden geleni yapmaya çalışan bir oyuncu. Beğeniyorum. Euroleague'de de ligin en iyi çayla şeyinde yarışmasında ikinci oldu bu sene. Tabii tabii. Biliyorum ya, biliyorum. Diyorum çok yetenekli, inşallah daha iyi olur. İnşallah diyelim. NBA'den, Women NBA'den beğendiğiniz oyuncular kimler? Benim görüntü gitti ama. Baştan kapatıp açayım mı? Düzeldi galiba. Evet, düzeldi. Women NBA'yi sormuştum size en son. Oradan beğendiğiniz oyuncular kimler? Courtney. Zaten daha demin saydığım oyuncuların hemen hemen 5'inin 4'ü zaten Women NBA'de oynuyor. Tamam. Moderatör Pelin demişler bu arada. Müşra Yüksel demiş size. Ne haddime yani benim? Pelin Hanım soracak, ben mi cevap vereceğim? Estağfurullah. Ne haddimize? Peki, papağan besleseydiniz ona öğreteceğiniz ilk kelime ne olurdu? Bilmem ki. İsmimi falan öğretirdim herhalde. Merhaba demeyi öğretirdim. Gelenlere merhaba desin diye. Böyle merhaba merhaba falan. Sizce en komik hayvan hangisi?
Bence zıplayan keçiler çok komik. Papağana çevrildim. Eyvah. Ne kim o? Begüm Çelebi demiş. Eyvah. Papağana çevrildim. Sürekli Pelin diyor galiba. Ondan dolayı olabilir. Hayatınızın sloganı nedir? Hayatımın sloganı pes etme herhalde. Pes etme. Tamam. Peki sabahları hazırlanmanız ne kadar sürüyor? Sabahları hazırlanmam. Evet. 15 dakika. Yazmazlar değil mi altı? Şimdi yoldan bir saat bekledim. Ben bir saat bekledim falan da yazmaz değil mi Cansu'da şimdi aşağı? Yok ben sadece gelmeden 5 dakika önce ara dedim diyorsam bazen bir 5 dakika 10 dakika en fazla geçiniyorumdur da o da şey ben hazırlanmam uzun sürdüğü için ben oturuyorum falan televizyon falan izliyorum. O yüzden. Sercan Kor şeyi söylemiş. Boksa merakınız devam ediyor mu? Her zaman. Her zaman severim. Murat Yapıcı Başbaşkan gelmiş bu arada. Hoş gelmiş. Onu da sallayalım. Evet. Papağana Cansu demeyi öğretir misiniz? Yok ya. Niye Cansu demeyi öğreteyim? Peki. Yeni biriyle tanıştığınız zaman ilk nereye bakarsınız? Yani gözlerine bakarım. Yüzüne bakarım. Güzel. Peki internette en son ne satın aldınız Pelin Hanım? Kıyafet aldım. Tamam. Peki hayatınız eğer bir film çekilirse, olursa sizi kimin oynamasını istersiniz? Milyon Dolarlık Bebek'te oynayan Hilary Swank. Evet. Yani ama o şekilde yani hani o haliyle oynamasını isterdim. Clint Eastwood'un filmi mükemmel bir film. Evet. Erdem Tunçler hocamız bu arada Avrupa'da olması gereken bir oyuncu. Hiç böyle bir girişim oldu mu ya da teklif aldı mı? Demiş Erdem hoca. Avrupa oldu. Bir kere de böyle bir ucundan döndük gibi oldu. Tam olmakla olmamak arasında kaldık. Yani dediğim gibi gerçekten daha böyle yani içime sinen bir yer olduğu zaman gerçekten düşünüyorum. İnşallah. Yani biraz hedefli takım olması benim için önemli ya. Yani en azından bir Euro Cup oynuyor olabilmesi falan benim önem verdiğim şeyler. Tecrübe açısından. Öyle. Ümit abi şey söylemiş, o da Beşiktaşlı Melis Akbal'ın babası. Demiş ki, Türkan Şoray önerdi demiş size. Murat Başkan'ı yayına istiyoruz. Murat Başkan yarın yayında zaten. Kendisi sağ olsun, ağırlayacağız. Bakalım. Peki devam ediyorum. Az kaldı sorularımız. En sevdiğiniz oyuncağınızı hala saklıyor musunuz ve neydi? Yani benim en sevdiğim oyuncağım diye böyle pek bir şey yok açıkçası. Ben zaten bu arada yani hep topla büyüdüm. Böyle küçük toplarım falan vardı benim. Ya ayakla işte futbol oynardım. Ya da evin duvarlarına böyle basketbol, smaç yapa yapa ilerlerdim. Tabii toplarımın hiçbiri kalmadı şu an. Yok yani. Bir tane sadece çok geçmişten bu yana kalan bir ayıcığım var. Onun haricinde yok. Big Survivor izliyor musunuz? Yok ya. Çok bakmıyorum öyle şeylere. Peki. Tahmin edemediğiniz sesler nelerdir sizin? Gece yatarken sürekliliği olan sesler. Mesela sürekli bir uğultu. Penceredeki uğultu gibi. Veya sürekli bir çamaşır makinesi tık 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 sesi gibi. Ya gerçi sporcu olduğunuz için bu sizlere çok oluyordur ama bir şey daha soracağım. İsmini bilmediğiniz bir kişiyle yüz yüze uzun süre konuşup da idare ettiğiniz oldu mu hiç hani durumu belli etmeden çaktırmadan? Çünkü çok oluyordu size ya, muhtemelen. Oluyor. Tabii oluyor. Peki. Oldu. Peki son olarak sizden ricam size örnek alan genç oyunculara tavsiyeleriniz neler olur o soruyu sormak istiyorum. Neler önerirsiniz altyapı oyuncularına? Çalışmalarını gerçekten doğru çalışmalarını ama. Çok değil yani 20 saat çalışmalarını değil de 20 saat çalışmayıp atıyorum 10 saat çalışıp doğru çalışmalarını öneriyorum ben. Bir şeyi çalışırken sorgulamalarını
ben bu hareketi şu an neden yapıyorum? Bu bana ne kazandıracak? Veya bu mesela bu hareket bana göre bir hareket mi? Ben bunu nerede kullanacağım? Çalışırken bu şekilde çalış, bilinçli çalışmalarını. Ayrıyeten gerçekten eğer bu işten ciddi anlamda hem işte para kazanmak istiyorlarsa hem daha ileri gidebilmek istiyorlarsa bu içinde olan her şeyi gerçekten isteyerek takip etmelerini. Bundan zevk almaya çalışıyor. Belli bir süre sonra zaten zevk alacaklardır. Biz de öyleydik. Bizim koçlarımız bize bunu öğretti. Yani işte draft 1 kim dedi, draft 3 kim dedi. Tamam, belli bir süre sonra alışıyorsun bunları takip etmeye. Takip ettikçe bakıyorsun. Baktıkça ufkun genişliyor. Kendi yaş kategorindeki oyuncuların işte dünya şampiyonası mı var? Ya orada neler oluyor? Avrupa şampiyonası mı var işte atıyorum. Bu 16'da ki yaş, kendi yaşlarının Amerikalı oyuncuları ne durumda mesela? Yani bunları da kendilerine ben neredeyim diyebilmek için bunlara bakmaları lazım bence. Biraz daha vakit ayırmaları lazım. Biraz daha sadece sahada değil de saha dışında da düşünmeleri lazım bu işi. Yani çok abartmadan, yani şey çok zor bir şey değil. İşte bir maç oynarsın, maçı oynadıktan sonra oynadığın maçı izlemek çok zor bir şey değil yani. Bu kendine yatırım yapmaktır. Bence biraz daha kendilerine yatırım yapmaları lazım. Peki son olarak Orman Spor camiasına, taraftarlarına, takım arkadaşlarınıza mesajınız ne olur? Hepsini çok özledim. Takım arkadaşlarım da, oradaki çalışanları da, menajerlerimiz de, hepsini gerçekten yardımcı antrenörlerimi gerçekten çok özledim. Değişik bir, yani bizim bağımız vardı. Hepimizin. Taraftarlar Avrupa maçlarında da olsun, zaman zaman Türkiye maçlarında da çok ciddi destek verdiler bize. Onlara da çok teşekkür ederim. Onun haricinde bir şey söylemeye gerek yok. Hepsini çok özledim zaten. Tamam. Çok teşekkür ederim yanıma katıldığınız için. Çok mutlu oldum. Rica ederim. Çok seviyorum.